Günaydın. Cuma sabahı Burak Pınar'ın evinin yollarını tutmuş. Gidiyorum. Öncelikle iki şey var. Birincisi videonun başında gördüğünüz o 3 saniyelik mail. Benim üniversite ve tüm eğitim hayatımın yani master işte MBA vesaire çarçut olur mu bilmiyorum. Planladığım zorunlu bu ana kariyer, üniversiteyi bitirmek ana hedef. Tüm hepsinin son noktası üniversitedir. Üniversitemin son ders kaydını yaptım. Şaka gibi yani nasıl geçtiği hakkında hiç fikrim yok. Beni izleyen küçük kardeşlerim çok klişe gelir. Derler ki zaman hızlı geçer işte değerini bilin, vaktinizi güzel geçirin, öğrencilik en güzel zaman falan. Böyle aman diyorsun daha ne kadar vakit var ya ne olacak derken kendinizi tam olarak bu videoyu çekerken benim gibi bulabilirsiniz. Ya da bunu söylerken hızlı geçiyor. Hakikaten iyi değerlendirin. Konuyu değiştirelim. Yükselelim. 70 bin abone oldum abi. Teşekkür ederim. Şey diyeyim. Abone olan dertleriniz el görmesin. Ya bu tarz rakamların en güzel tarafı sizi video çekmeye ve bu işlere daha fazla asılmaya motive ediyor olması. Böyle teşekkür etmek istedim. Bugün bir iş günü. Bir toplantımız var, bir çekimimiz var falan. Öyle gidecek. Hadi bakalım. Sen komik bir tipsin sen. Sen komik bir tipsin. Sen ne yapıyorsun? Ben de seni yalayacağım şimdi. Sen bugün enerji gündesin ha. Kral. Ya şu gözlere bak ya. Kolay gelsin. Importante. Ne? Come stai? Bak diyorum ki 7 milyon dolarlık arsayı bize sat. 7 milyon euro. E çekiyor muydun? Pardon. Kapatayım abi. Pardon. Ya ne diyorsun? Ya neler neler ya. Boss. Evet. 302 boss. Aynen. Çevresiz. Bir tane balta burun var. Camaro. Bu Apache. Ya bu ne? Bu da Apache ama bu farklı bir Apache. Bu falan farklı. Bu da bizim Görkem'in eski arabası. Ya bu nedir ya? Custom. Bu komple custom. Görkem bak makarada selam diyorsun. Görkem. Çok iyiymiş be. Yani ayaküstü geldik şimdi çekemiyorum ama. O sondaki var ya. Oh çok ağır hayalim benim o sondaki. Hızlı ve öfkeli 4'ten sonra gri siyah Dominic Toretto'nun kullandığı Chevelle'den beri Charger bir Challenger. Ne bileyim. Playmate Roadrunner bile olur. Bile olur mu? Çok büyük hayalim de işte artık çok uzak. Çok büyük rakamlar maalesef. Güzeldi ama değil mi? Ya elleriyle besliyor ya inanamıyorum. Söyle kral hani vlog? Tam ekmek yok. Ekmek kızarmış seviyor musunuz? Ben yerim. Şimdi diyecek sen ne yiyemiyorsun ki? Yok ya. Türkiye'de ilimli sürüşlüyorlar, gelişmiş sürüşlüyorlar. Bir cumartesi. Arada Barkın abiyi özlediğim zaman böyle muhabbetini falan açıp videolarına bakıyorum. Bu mesela Doğa Koleji'nde verdiği galiba 2015 Nisan falan 4-5 yıl önce verdiği seminer. Bazen arkadan ses olsun diye açıyorum. Bazen gerçekten izlemek için açıyorum. Biz tabii birebir de tanıştığımız ve bir dönemde ondan çok şey öğrendiğim için hem birebir hem izleyerek garip oluyor tabii. Neyse. Başka bir şey anlatacağım şimdi. Bana geçtiğimiz haftada böyle bir scooter geldi. Ben de Instagram'a bir story koydum. Reels'a bir video yaptım falan. Herkes şu olaya takıldı. Üzerinde Ducati yazıyor bu skuterin. Şurada yine aynı şekilde. Fakat bu skuter aslında Ducati'nin ürettiği bir skuter değil. Bu skuter Xiaomi'nin M365 olması lazım kodu adlı skuteri. Korlas şu anda bu skuterları bu şekilde getirmeye başladı. Ben de bir tanesini emaneten ödünç aldım. Satın almadım. Bir süre bende sadece. Bununla ilgili bir şeyler paylaşınca herkes dedi ki ya şunu videosunu eklesene. Dedim haftalık video böyle hafif inceleme tadında böyle bir şey çekerim dedim. Hadi çıkalım dışarıda konuşalım. Ya
yaşıyorum. Aslında elektrikli scooter bayağıdır olan bir şey de tekrardan popülerleşti. Bu ara herkes videolarını çekti. Oktan TV Alişan var arkadaşım. Alişan bayağı detaylı kullanımlı falan videosunu çekmiş. Şu sağ yukarıya ya Alişan'ın kanalını ya videoyu bırakırım. Daha detaylı. Çünkü benimki bir haftalık vlog. Yani bu bir inceleme videosu değil. Ben sadece gördüklerimi kendi dilimle, kendi kanalımla yorumlayacağım. Öyle düşünün lütfen. Özet geçeyim. Buraya basılarak açılan scooter kendisi. 3 tane sürüş modu, bir de eko varmış ama benim anladığım şu. Bu tek tık varken 6 km saate kadar çıkabiliyor. 2 kere tıklıyorsunuz, burada 2 yazıyor. Bu zaman 18-20 civarlarına çıkıyor ve 3. numaraya geldiği zaman da 25 km saatleri ekranda gösteriyor. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlışsa tartışılır. Bu cihazın bu arada bana gelen, sanırım bataryasında bir problem var. Çok hızlı düşüp yükseliyor. Bilmiyorum. Gazı bu. Üstüne koyacağım bu videoyu ama böyle 20'lerde, 25'lerde, 15'lerde herhalde sabit bir hızla gittiğiniz zaman bir yerden sonra cruise kontrolü alıyor. Sonra benim gibi cengaverler bunu tek elle kullanmaya başlıyorlar. Fakat bu cihaz tek elle kullanılacak bir cihaz değil abi. Sebebi de şu. Amortisör namına hiçbir şey yok cihazda. Ve güzelim İstanbul yollarında anlık bir çukurda bununla düşmeniz çok olası, ki zaten martılarda falan çok fazla yaşıyorlar bunu, düşme olayı. Çünkü hiçbir süspans edecek tarafı yok. Yani çukura girdiniz hemen her şey dağılıyor. Çok kolay katlanıyor. Bakalım tek elle yapabiliyor muyuz? Şunu indiriyorsun. Zaten ben kitlememişim. Bak. Katlanıyor. Buradan da kilitleniyor. Fakat arkadaş galiba 10-12 kilo falan civarında. Dolayısıyla taşımak istediğiniz zaman benim boyutumda bir adam için problem değil ama hanımefendiler için biraz daha problem olabilir. Başka bir şey, yokuşlarda çok yavaşlıyor, bazen de duruyor. O kadar güçlü değil ama bunu kimi duruyor diyor, kimi durmuyor diyor. Herkesin bir garip yorumları var. O yüzden şekilli bir şekilde göstereceğim bunu. Şimdi bakın, burada böyle bir rampa var. Bakalım ne kadar düşüyor hızı. Mesela düşünün, öyle bir yokuşta bile 16 ile girdim, 12 ile çıktım. Bence zayıf. Yani şimdi döndük dolaştık aynı yere geldik ama bence elektrikli scooter'la ilgili, en azından bu modelle ilgili durum şudur. Çok düzlük alanlarda yaşamıyorsanız, mesafeleriniz böyle 20 km, 25 km'nin üstünde olabiliyorsa ya da hız derdiniz varsa falan, bu böyle ne bileyim sahilde kullan. Martı olarak süper abi bu model. Bir tık daha geliştirilmiş olabilir ki önümüzdeki 2 hafta içinde, 3 hafta içinde mi gelecekmiş bunun Pro 2'si mi ne? Bu bayağı giriş modeli abi bu işin. Bulunduğu zaman güzel, çıkıp eğleniyorsun ama hani verimli kullanır mıyım? Bence bu tartışma konusu. Yani. Onu iyi karar verip almak lazım. Bence. Bence. Kolay gelsin. Merhaba. Günaydın. Güzel mi güzel bir pazar sabahı. Ya bu ara motora hiç binemiyorum. Çok da binmeyi istiyorum. Çok da özledim. Ama biraz işler, koşturmacılar kalabalık olduğundan dolayı. Bir de yeni bir iki bir şey olabilir. Sürpriz henüz belli değil. Önümüzdeki bir iki hafta içinde belli olacak. Bir yandan da onu bekliyorum abi. Ben normalde haftada bir gün, iki gün falan internette yazarım abi. Utku Cihankandır hakkında ne var diye. Ekşi Sözlüğe bakarım. Yani çok böyle entry girilen değil, girilmiş mi diye bakarım. Yoksa merak edip bakıyorum yani. Dün yazdım akşam. Bayram Oğuz adında bir kardeşimiz şey yazmış. Utku Cihankandır'ın itemizle bir benzin çekilişi yapmıştık. O bana çıkmadığı için çok üzüldüm. Daha doğrusu şöyle, metinleri şuraya koyayım. Ben anlatırken hani siz de okumak isterseniz. Bir arkadaşı da işte noterle ilgili bir iki şaka falan yapmış. Bayram da demiş ki yani Utku bunu görse benim depoyu fırlardı, boşver gibi bir şey yazmış. Tamam, ben de bunu okudum. Çok da hoşuma gitti muhabbet. Bayram'a ulaştım. Dedim ki abi tamam, ben okudum, depoyu fırlıyorum abi. Şimdi Bayram Büyükçekmece'de oturuyormuş İstanbul'da. Büyükçekmece'nin biraz dışında kalıyor İstanbul'u bilmeyenler için. Dedim ki ortak bir yerde buluşalım. Bakırköy Galeri'ye gidiyorum. Hem çocuğa bir kahve ısmarlarım hem de deposunu fırlarım abi. Zaten herif deponun yarısını oraya gelirken harcayacak yani. Oradan da akşamı da göstereceğim zaten. Anlatmayayım şimdi ya. İşte karşınızda. Bedava benzinli. Bunun için gelmişim gibi. Bir buçuk saattir falan rahat sohbet vakit geçiyor. Bir buçuk saattir sohbet ediyoruz. Kahve, mavi çay yaptık. Gazoz içtik. Gazoz içtik. Nuri Alça gibi hissediyorum. Oğuz şimdi motorla geldi. Şurada da motoru var, şimdi birazdan başına gideriz. Orada bir deposu bulacağım, sözümdü çünkü. Hiç geldin ya vallahi canım. Gerçi bunu yaptık da şimdi motora gideceğiz yani. Anlamsız, samimiyetsiz YouTube hareketleri gerçekten. Ya şu Batwing'i çok merak ettim bu arada. Aquila. Bu da Oğuz'un yakışıklı motoru. Oğlum güzel olmuş. Bu Yosun'un GV250'si Aquila diye geçiyor değil mi? Aynen. Oğuz önüne bir custom şey yapmış. Batwing. Bir şey bayağı elektra gibi elektra duruyor oğlum. Yan ayağı alayım hatta. Tamam. Nasıl istiyorsan. Ya durmuyor ama değil mi? Ben size güzel duruyor. Bir tek şurası hafif çıplak duruyor. Evet, ben hani tek hani şey o. Hoparlörler falan. Aynen aynen. Bir yol verelim hadi. Bak düşünsene, her gün böyle vlog çekiyorsun. Kafa bu. Bence çok eğlenceli lan. Amortisör makası bir tek biraz dar duruyor. Abi fullleyelim. Yok abi. Bir iddia sonucu diyeyim. Nasıl anlatayım bilemedim. Beleşçiliğin. Ya ne beleşçiliği be. Ben kaşındım. Ben halledip geliyorum. Çok ilginç değil mi Batwing? Aşırı hoşuma gitti. Abi 8 numarayı alabilir miyim?
Şefim. Eyvallah, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kanka bir şey diyeceğim. Kahve daha pahalıya geldi. Dikkatli git. Görüşürüz, öpüyorum çok. Güzel makine. Güzel. Önümüzdeki hafta sürpriz bir misafir, o bir yayıncı. Bende kalacak çok eski arkadaşım. 2015-2014'ten beri arkadaşım. Bu işlere girmeden önce hep beraber konuşurduk. İlk YouTube'a giren ekipte benim de. Twitch'e girmeden önce çok akıl verdik birbirimize, çok konuştuk falan. Sonra o Twitch'e girdi. Çok da başarılı gidiyor şu anda. Ben de bastırıyorum, en son 2016 mı 17 mi ne İstanbul'a geldi. Kanka dedim bir hafta gel bende kal, hem gezeriz takılırız hem beraber iş yaparız. Çünkü aynı zamanda iş de yapıyoruz beraber. Şimdi onu almaya geldik. Ya Koray Kural mısın be? Bir bak. Ben de böyle sordum ya.